Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konum öğretmenliğe yeni başlayacak öğretmen arkadaşlarıma tavsiyelerimle ilgili. Sen kimsin bize tavsiye veriyorsun demeyin sakın. Bu içeriği daha önce düşünmüştüm aslında. Çok ukalalık algılanır diye çekmeyi kafamda oturtamadığım bir içerikti. Ama bir yorum geldi. Çok da teşekkür ediyorum öğretmen arkadaşıma. Böyle bir içerik istendi. Ben de çok mutlu oldum. Çünkü böyle paylaşımlarda bulununca kendimi çok daha iyi hissediyorum. Yani çok çılgın tecrübelerim yok. 15-20 yılımı devirmedim. Fakat naçizane fikirlerim var. Gezip gördüğüm, gözlemlediğim, bugüne kadar çalıştığım kurumlarda kafamda oluşan birkaç durumla ilgili size ufak minik, çok minik tavsiyeler vereceğim. Dilerim beğenirsiniz, seversiniz. O halde sohbetimize başlayalım. Şimdi öncelikle üniversite hayatımda yaşadığım bir durumdan söz etmek istiyorum. Ben ailesinden ayrılamayan küçük bir kız çocuğuydum. Yani teyzemlerde bile kalınca böyle ağlayasım gelirdi. Bir an önce eve gitmek isterdim. Üniversiteyi ilk kazandım ki öğretmenlik çocukluk hayalimdi. Elif Demircan kimdir adlı videomda olunca bahsettim zaten bu durumdan. Onu da şuraya bir yere bırakayım. İlk üniversiteye gittim. Karadeniz Ereğli'den mezunum. Ereğli Eğitim Fakültesinden. Ailemden nasıl ayrılacağımı düşünüyorum. O esnada beni bir telaş sardı. İşte tamam okuyacağız, tamam bu mesleği istiyorum ama 4 yıl boyunca farklı bir şehirde yaşamaya alışmak, çalışmak bana çok korkutucu gözükmüştü. Fakat hayalleriniz için değer, gerçekten istiyorsanız seve seve de yaparsınız. Derler ama bana yaşarken öyle gelmedi. Yani ne kadar istersem isteyeyim bu bana çok böyle korkutucu gözüküyordu. Ta ki Hülya hocamın dersine kadar. Beni izlemiyordur ama kulaklarını çınlatmış olayım. İlk içeriye girdik. Hülya hocam derse girdi ve o öğretmen duruşuyla ilk cümlesi şu oldu. Öğretmenlerim hoş geldiniz. Çok şerefli bir mesleğe adım atmak üzere bu binaya giriş yaptınız. Bundan sonra üzerinizde çok büyük bir yükümlülük var. Taşıdığınız sorumluluğun farkında olarak dersimize başlayabiliriz dedi. Ve ben o esnada silkelendim. Evet dedim, tamam, doğru yerdeyim. Yapmaya çalıştığım şey bu. O cümle beni kendime getirdi. Bazen böyle motivasyonlara ihtiyaç duyabiliriz. Kaldı ki aldığımız ekmek bile ikinci gün bayatlıyor. Bizim yüreğimizin diri durması için böyle motivasyonlara ihtiyacımız var. Ben öğretmenlik yaparken de kendi kendime sık sık motivasyon vermek amacıyla bu anılarımı hatırlarım. Ya da kişisel gelişim kitaplarını çok severim. Ya bunlar ıvır zıvır gelir bana. İşte kitap okumayı tamam seviyorum ama Yaşar Kemal'in İnce Mehmet'i daha güzel diyorsanız tamam onu okuyun, önemli değil. İletişiminiz, diksiyonunuz, kendinizi geliştirme kabiliyetiniz, enerjinizi her zaman taze diri tutsun ki bu mesleğe olan katkınız da önemli olsun. Başkalarının yaralarına merhem olanlar ilk olarak kendileri şifa bulurlar. Bu Allah'ın, inancı olmayanlar için evrenin, kainatın artık yeryüzündeki ölçüsüdür diyebiliriz. Ama inancı olanlar da böyle bakabilirler. Bilmiyorum, ben bu ölçüye çok inanıyorum. Başkalarına şifa olmak, başkalarının derdini anlamak isteyen insanlar ilk olarak kendi içinde birçok meseleyi halletmiş olurlar. Öğretmenlik de bunun gibi. Siz öğrencilerinize öğrenmeyi öğretirken aslında bir nevi kendiniz bu öğrenmeyi içselleştiriyorsunuz. Bizim zaten birçok eğitim yönteminde de gördük. Barış Özcan'ın videolarında çok denk geliyordum. Yani bir şeyi öğrenmenin en güzel, en kalıcı, en sağlıklı yolu o şeyi aslında öğretmek. Bu durum aynen böyle. Öğretmenlik gerçekten öğrenmeyi öğrenmek, bunu hedeflemek, bu çabayı bırakmamak. Bunun bilincinde olarak öncelikle mesleğe başlayacağız. Naçizane tavsiyem işte okuyunla başladı. İkinci basamakta sabır, kesinlikle. Yani ben öğretmenliğin başlamadan önce her zaman ilim bilim işim olduğunu düşünürdüm. Her zaman derdim ki yani ayakla kütüphane gibiler. Kitapta bir şey sorduğumda öğretmenim bilirdi. Nilgün öğretmenim, benim edebiyat öğretmenim. Yani idolümdü zaten. Yani onları gördükten sonra ben öğretmenlik için çırpınır hale gelmiştim. İşte üniversite sınavına hazırlanırken sabaha kadar test çözmemin sebebi o rol model öğretmenlerdi. Öylelerinden olabilmeyi umut ederim.
Biz gerçi tırnağı olamayız. Yani gerçekten çok çok geliştirmemiz gereken yönlerimiz var. Her zaman da olacak. Biz biliyoruz ki eğitim bir yolculuk, öğrenmenin hiçbir zaman duran bir hali yok. Her zaman kendimizi geliştirmek zorundayız. Bu dinamiklik çerçevesinde mesleğe başlarken sabır telkinini unutmayacağız. Bazı öğrenciler modunuzu düşürecek, bazı müdürler ya da birçok aksilik yaşayacaksınız. Ben bunu çoğaltabilirim. Önemli olan sizin kendi içinizde kendinize duyduğunuz saygı. 2016 yılındaydı sanırım. Yok, 2017 yılında. 2017 yılında çalıştığım kurumda 10 tane stajyerle çalıştım. Günlere bölmüştük. Her gün 2 öğretmenle birlikte derslerde bir araya geliyorduk. Zaman zaman işte onlar beni gözlemliyordu ki birinci dönem böyle geçti. İkinci dönemde onlar derslere girdiler. Biz onları gözlemledik. Böyle karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduk. O öğretmenlerle çalışırken şunu fark ettim. Özellikle yeni başladığımda zaten ben de öyleydim, hala da öyleyim. Öğretmenlerin, hatta öğretmen çocuklarının, eşlerinin, ailelerinin inanılmaz bir naifliği var. Böyle hassas mı desem, insanı anlar halden bulunan, böyle çok gerçekten o muhteşem bir tavır, çok asil. Böyle mi yapalım? Tabii hocam, tamam hocam. İlk geldiklerinde nasıl yapacağız hocam? Öğreneceğiz, birlikte öğreneceğiz dedim. Yani bu inanılmaz. Ben de bilmiyorum. Bununla ilgili çok kelime bulamıyorum. Çünkü eğitim camiasının içinde olan kişiler beni anlar. Ya da eğitim camiasına yakın olan kişiler beni anlar. O naifliği yaşayın. Çok güzel. Takdir ederim. Kendim de o içimdeki o hassasiyeti kaybetmem hiçbir zaman. Yalnız şu konuda lütfen bu tavsiyemi göz ardı etmeyin. Siz seçilmiyorsunuz, seçiyorsunuz. Öğretmensiniz. Diyojen'in dünyada bundan daha şerefli meslek tanımıyorum dediği mesleğe sahipsiniz. Bunun bilincinde olarak, gayet dik durarak, yeri geldiğinde naifliği bir kenara fırlatarak, yeri geldiğinde o dik duruşunuzu sergileyerek işinizden emin bir şekilde yola devam etmenizi tavsiye ediyorum. Bunu neden diyorum? Ben de birçok defa özellikle okula başladığım ilk günlerde şimdi nasıl tepki vereceğim, nasıl yapacağım? İlk mesleğe başladım. Ufak da bir anı anlatmış olayım. Süslenmeyi zaten çok seviyorum. Kanalımdan anlamışsınızdır. Böyle topuklu ayakkabılarımı giydim. Kendime güzel kıyafetler aldım. Yani öğretmenlik için can atıyorum. Ve işte o gün geldi dedim. Artık hayatta oynatmaya başlayacağım. Filmin yönetmeni benim. Ve artık baş kahraman olmamın vakti geldi dedim. Bu hevesle okula gittim ve öğrenciler daha ilk karşılaştık. Bana hocam branşınız ne dediler. Edebiyat dedim. O zaman liseye giriyordum. Benim branşım Türkçe aslında. Ve öğrenciler ya biz fizik sanmıştık deyip ellerini cebine attılar. Ben ne tepki vereceğimi bilemedim. Yani onca Guthrie öğrendik, Kohlberg öğrendik, Piaget öğrendik. Birçok açıdan rehberlikte nasıl yaklaşmamız gerektiği, İşte yaklaşımlarla ilgili birçok açıdan kendimizi donattık. Ama karşılaştığım ilk olayda kaldığımı hissettim. İşte o esnada gerçekten böyle sağlam durup sağlam cevaplar vermek gerekiyor diye düşünüyorum. Özgüveninizi asla kaybetmeyeceksiniz. Çok rahat olacaksınız. Onlar sizin çocuklarınız. Tıpkı bir anne çocuğuna nasıl sahip çıkarken işte şimdi üstünü giyeceksin diye ona şu tavırda bulunuyor. O tavrı lütfen gösterin. Ben demiyorum ki çocukları okuldan soğutun, aşırı baskı kurun. Ama o ödev yapılacaksa yapılacak. Bu disiplini sağlamak için elinizden geleni yapın. Bazen bunun karşılığını alamayacaksınız. Modumuzu düşürmek yok. Bu ülkenin aydınlık geleceği bizleriz. Bir yerden bir şekilde tutup bunu geliştirmek gerek. Gözlemlerimden yani çok fazla konuyu uzatmak istemiyorum. 9 dakika olmuş ve çok fazla şey var aslında konuşulacak. Tecrübesi yerinde sağlam olan öğretmenlerin gözlemlediğim en güzel hareketi sıkı dosya takibi. Ya evrak kürek işleri, işte ben bunlara gelmek istemiyorum demeyin. Lütfen çalıştığınız her öğrencinin profilini kendi ajandanıza kaydedin. Ya tabii ki biz bunları gördük işte yani portfolyoda oluşturacak, işte ürün dosyalarında öğrencilerin özellikleri yaptığı ürünler. Bundan bahsetmiyorum. Sizin gözlemlediğiniz, size ait olan.
yansıtıcı düşünme tekniğini hatırlarsınız. 4 temel düşünme becerisinden bir tanesiydi ve gelişimi düzenli olarak öncesinde ve sonrasında takip etmemiz gerekti. Bu değişimi ve gelişimi öğrencide siz kendi gözlemlerinizle bir yere not ederseniz, yarın öbür gün gelen veliyle konuşacağınız durumda şöyle olur. Çocuğun netleri çok kötü hocam, eksi de. Ya eksi 10'daymış. Ben eksi 5'e düşürmüşüm bak. Ben ilerlettim. 5 net daha ilerlettim. Daha az yanlış yapmayı öğrettim. Hocam doğru yapmıyor. Olsun. Daha az yanlış yapmayı öğrettim. Bu da bir değişim. O yüzden diyorum ya, kendinize güveninizi kaybetmeyin diye. Biz tahta işlemiyoruz. Biz demir kesmiyoruz. Bizim yaptığımız iş tamamen gönülle, insanla bağ kurmakla alakalı. Ben demiyorum ki sadece yüreğinizi koyun, bütün hayatınızı sadece bu yönde geliştirin. Hayır. Kendinizi de geliştirin, çocuklarınızı da geliştirin. Her anlamda kendimizi donatmak için atmamız gereken her adımı yazmamız, not etmemiz ve günü geldiğinde işte yeri gelen şok toplantılarında, yeri gelen veri görüşmelerinde tane tane herkese derdimizi anlatabilmemiz gerek. Anlama ve anlatma en önemli şey. Bütün mesleklerde böyle tabii ama öğretmenlikte çok çok ayrı bir yeri var. Yani başa dönsem kendimde tekrar tekrar gözden geçireceğim şeyleri düşünüyorum. Kesinlikle iyi yaptığım şeylerden bir tanesi bu mesleğe hevesli olduğum için kendime sırf bu iş için yeni kıyafetler almaktı. Öğretmensiniz, duruşunuz, yürüyüşünüz, giyeceğiniz kıyafet, üzerinizde taşıyacağınız o canti ceketinizle siz bu karizmayı kendinizde oluşturun öncelikle. Çünkü insanlar gerçekten kılığı ve kıyafetiyle karşılanıyor. Yanlış yapacağız, yanlış yapmaktan korkmayacağız. Bu öğretmenlikte de, bu YouTuber'lıkta da, bu arkadaş ilişkilerimizde, bu sevgiliyle ilişkilerimizde ya da aile ilişkilerimizde her yerde geçerli. Yanlış yapmaktan ve sosyal kabulden korkarak yolumuza devam edemeyiz. Yanlış yapa yapa, bazen cümlelerimizde asalak kelimeler kullana kullana, gibi cümlelerle belki topluluğa konuşma yapacağız. Ama her zaman bir planımız, kendimizi geliştirme aşamamız olmalı. Hiçbir zaman kimse annesinin karnından bu işi uzman bir şekilde yaparak doğmuyor. Bu her iş için geçerli ama bilmiyorum, ben çok ciddi bir hazırlıkla gelmedim şu an karşınıza. İşte kendimde değiştireceğim şey şu olur mesela. O yorumu görüp heyecanlandım. Ben kendi heyecanıma çok yenik düşerim. Mesela bir hikaye okurum. Çocuklara o hikayeyi hemen anlatmak isterim. Hikayenin bir kısmı gelmez sınıfta aklıma. O esnada doğaçlama bir şekilde kurtarırım anlatmayı sevdiğim için ama mutlaka o hikayeyi bir kere değil, iki kere, üç kere okumak gerek. Dersin işleniş basamaklarını unutma. Basamaklarını unutmadan devam etmemiz gerek. 5 taneydi ufak bir hatırlatma. Dikkat çekme, hedeften haberdar etme, güdüleme, derse geçiş ve bitiş. Dikkat çekmemiz gerek. Sınıfa girerken, girişimizde, öğrenci topla kendini, değişimizde, ben geldim diyerek gözlerine bakışımızla mutlaka öğrencinin elimizde bir materyalle, bir şeyle dikkatinizi çekmemiz gerek. Daha sonra kesinlikle yapacağımız işi kendimiz bilmeli, onlara da göstermemiz gerek. Nasıl? İşte bu ders sıfatları işleyeceğim. Sıfatlar senin günlük hayatta her zaman kullandığın şeyler diyebileceğiz. Yani mutlaka bir yaşamla bağdaştıracağız. Zaten ilerlemeci eğitim felsefesinde gördük. Aslında bunları eğitim bilimlerinde çokça bildiğiniz, konuştuğunuz. Ama yine de hatırlatmakta fayda var diye düşünüyorum. Çünkü ben bunların ekmeğini çok ciddi yedim. Daha sonra hedeften haberdar etmeden hemen sonra güdüleme yapacağız. Ne yapacağız? Eğer bu konuyu güzel öğrenirsek, günlük hayatta kelimelerini doğru seçen, insanları güzel şekilde etkileyebilen konuşmalar yapabilecek bireyler haline geleceğiz. Örnek veriyorum ben. Derse geçtim. Sıfatın teori kısmını anlattım. Pratikte oyunlarla uygulattım. Hemen bitirmek doğru değil. Bitişe geçerken, nasıl ben kanalı kapatırken işte abone olmayı, beğenmeyi unutmayın diyorum. Tıpkı öyle. Sizleri seviyorum. Sizlere değer veriyorum. Hepinizin bu ödevi yaptığında şöyle şöyle olacağını düşünüyorum diyerek bitireceğiz. Ama öncesinde anlattığımız derste de ne kadar anlaşılmış soru cevapla da bakmamız gerek. Onun haricinde bu 5 basamağa önem vererek derslerimizi planlayacağız. Günlük planlarımızı. İşte ya dediğim gibi ayrıntıya inersek çok konuşulacak şey var. İşte bu derse hazırlanış basamağı ayrı, işleniş basamağı ayrı, ders sonrası değerlendirme ayrı. Ama sizin kafanızda bir şeyler oluşsun diye anlatıyorum. Bir tık tahayyül edebilirsek eğer,
ve bu içerik sevilirse ben tabii ki bunu daha ayrıntılı, hazırlıklı bir şekilde yapmayı da severim. Yani ben bir anda işte yorumu görür görmez dediğim gibi, az önce öğretmenler günü yemeği vardı hatta oradan geldim. Böyle bir vehamete kapılıp heyecanımla birlikte karşınıza geçip anlatmak istedim. Değinmem gereken son şey şu, öğrencilerinizin gözlerine bakın, öğrencilerinize ismiyle hitap edin. Sadece öğrenci değil, öğretmen arkadaşlarınıza da. Öğretmen olduğunuzu unutmayın. İyi ki öğretmensiniz, iyi ki öğretmen arkadaşımsınız ve şu an benim karşımdasınız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Güzel işler başarmak umuduyla. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.